Merhaba, ben doçent doktor Çelebi Uluyol. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yeni okur yazarlıklar ve bu okur yazarlıklar kapsamında dijital güvenlik boyutlarını anlatacağım. Eğitimimizin içeriğinde bilgi okur yazarlığı, internet okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bütün bu okuryazarlıkları ilgilendiren dijital güvenlik boyutları yer alacaktır. Bilgi okuryazarlığı, veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik olarak adlandırılan bilgi piramidi olarak düşünülebilir. Verinin yolculuğu söz konusu edildiğinde wisdom, knowledge, information, data şeklinde ifade edilebilir. Bazı kaynaklar enformasyonu malumat gibi ifade ederken information'ı da bilgi olarak ifade etmektedir. Benzer durumda knowledge kavramı için söz konusu olabilir. Bazı kaynaklar knowledge için tecrübe kelimesini kullanmaktadır. Bazı kavra kaynaklarda ise bilgi ifadesi yer almaktadır. Data aslında işlem görmemiş sayılar olarak ifade edilebilir. Bunlara örnek olarak yazılar, rakamlar, karakterler, işlem görmemiş veya üzerinde çalışma yapılmamış unsurlar olarak değerlendirilebilir. Yani aslında özetlemek gerekirse toplanan öğelerin daha sonra kullanım durumuna göre bir filtreden geçirilmeden önce havuzda biriktirilme aşaması olarak ifade edebiliriz. Şimdi bu kavramları somut olarak örnekleyecek olursak, örneğin 50 rakamını düşünecek olursak, herhangi bir sayıyken 50, 50 metre bir uzunluğu temsil etmektedir. Toplarsak bu bir veri, belli bir amaç için oluşturulmuş öğelerin toplanmış hali, yani ham bilgi ve bilgi piramidinin biraz önce ifade ettiğim gibi ilk basamağı olarak düşünülebilir. Başka şekillerde örnekler vermem gerekirse örneğin bilgi piramidinde yabancı dil öğrenmek isteyenler için bilgi piramidi ifadesi dile ait harfler, sesler, noktalama işaretleri data olarak düşünülebilir. Bu harfler ve noktalama işaretlerinden kelime ve hece gruplarının oluşturulması information olarak adlandırılır. Bütün bu yapıdan yola çıkarak gramer kurallarına göre cümleler oluşturulması knowledge olarak belirtilebilir ve wisdom dediğimiz bilgelikte ise aslında bir konferansta yabancı dilde bir konuşma yapmak, konuşmacı olarak yer almak gösterilebilir. Bilgi piramidi ile ilgili başka bir örnek vermek gerekirse 50 sayısının 50 metre olduğunu söylemek data 50 metrenin uzun veya kısa olduğunu sorgulamak information tecrübeleri de katarak uygun uzunluğun bulunması knowledge uygun uzunluğu çizen veya uygulayan kişi ya da kişiler ise wisdom bilgelik olarak ifade edilebilir. Bilgi güvenliği anlamında çeşitli tanımlamalara da bakmak gerekmekte. Alan yazında bilgi güvenliği ile ilgili farklı tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımların ortak özellikleri olduğu gibi birbirinden farklı noktalara değinen özellikleri de mevcuttur. Şimdi bu tanımlara bakacak olursak bilgi okuryazarlığı bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme ve etkin şekilde kullanma becerisidir. Bir başka tanımda ise bilgi okur yazarı problem çözmek ve karar vermek için gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve kullanma gibi becerilere sahip olan bireydir. Yine bir başka tanımda bilgi okur yazarlığı katılımcı yurttaşlık, sosyal kabul görme, yeni bilgi üretimi, kişisel ve kurumsal gelişim ve yaşam boyu için bir ön şart olarak kabul edilmektedir. Bilgi okur yazarı birey doğru ve yeterli bilginin karar vermedeki önemini bilir. Bilgiyi nereden ve nasıl kullanacağı noktasında fikir sahibidir. Bilgi üreticisidir. Bilginin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi sahibidir. Kendini yönlendirme becerisine sahiptir. Kendi kendine öğrenme becerisine sahiptir ve son olarak değişime kolay ayak uydurur. Değişim buradaki önemli kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu değişim sözcüğünü bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, tamamı, değişme olarak tanımlamaktadır. Yani kişinin veya bir şirketin ürünün yaşam döngüsü içerisinde karşılaştığı değişikliklerin tamamıdır. Açıkçası söylemesi ve yazması kolay ancak planlaması ve uygulaması oldukça zor bir kelimedir. Neden mi? Çünkü kim kolay kolay bulunduğu konfor alanını terk etmek ister? Büyük bir çoğunluğumuz istesek de istemesek de ilk başta değişime karşı direnç gösteririz. Değişime ayak uydurmak, biraz önce bahsetmiş olduğum bu bilgi okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, medya okuryazarlığı düşünüldüğünde zorunlu hale gelmektedir. Değişime ayak uyduramayanlar rekabet güçlerini yitirecektir. Değişimden etkilenmeyen meslek ya da birey yok denecek kadar azdır. Artık diplomaların ömrü kısalmaya başlamıştır. Günümüz toplumları gereksinimlerini sorgulamaya başlamıştır. Gereksinim duyulan iş güçleri yeniden tanımlanmaya başlamıştır. Bütün bu değişim aslında öğretmeni, eğitim sistemimizi, okul kültürümüzü de etkilemektedir. Öğretmenin değişimine göz atacak olursak mevcut bilgi sürekli değişmektedir. Dolayısıyla öğretmen kendi bilgisini sürekli güncellemek durumundadır. Mevcut bilgilerin güncellenmesi, değiştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca yaşam boyu öğrenme dediğimiz kavram hayatımızın içerisine girmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında öğretmenin de kendisini değiştirmeye, değişime ayak uydurmaya ihtiyacı vardır. Günümüzde bilgi miktarı inanılmaz düzeyde artmıştır. Dünya tarihinde daha önce hiçbir zaman bu kadar çok insan kendi başına bu kadar çok şey ve bu kadar çok insan hakkında bu kadar çok bilgi bulma olanağına sahip olmamıştır. Friedman 2005 yılında böyle bir ifade kullanmaktadır. Bu kadar çok bilgi, bu kadar çok işlem, bu kadar çok yapılan işlem neticesinde büyük bir veri ortaya çıkmaktadır. Peki öğretmen açısından niçin bilgi okur yazarlığı kavramını düşünüyoruz? Birincisi bilgi arama bilgiye erişim, bilgiye seçme ihtiyacı vardır. İkincisi, internet üzerinde kaynağı ya da niteliği belli olmayan bilgi inanılmaz derecede artmıştır. Üçüncüsü, Z kuşağı, alfa kuşağı ya da hangi ismi verirsek verelim. Yeni neslin özellikleri, eğilimleri, ihtiyaçları değişmektedir. Etik bir karmaşa yaşanmaktadır. Niçin bilgi okur yazarlığı? Birincisi bilgi patlaması ve karmaşası. Günümüzde bilgi hem nicel hem de nitel açıdan geçmişle kıyaslanamayacak düzeyde artmıştır. Bunun yanında üretilen bilgi gelişen teknoloji ile zaman ve mekan sınırları olmaksızın çok geniş kitleler tarafından elde edilebilmektedir. 1980'li yılların sonu itibariyle yılda 1 milyondan fazla kitap yayınlanırken 1988'de 13.2 milyon ton gazete Amerikan halkı tarafından satın alınmıştır. Mevcut bilgi miktarı her yıl, her 5 yılda bir, her 10 yılda bir sürekli katlanarak devam etmektedir. 2000'li yıllara geldiğimizde Eylül 2002 itibariyle internet kullanıcılarının dünyadaki sayısı 605 milyona ulaşmıştır. Bu sayının Avrupa'da, Amerika'da çok daha hızlı arttığı düşünülmektedir. Yine Aralık 2002 verilerine göre Google arama motoru tarafından dizinlenen ve erişime sunulan web sayfası sayısı 3 milyarın üzerindedir. Niçin bilgi okur yazarlığı bilgi patlamasıyla birlikte gelen sorunlar. Miktarı hızla artan bilginin aranması, bulunması, elde edilmesi oldukça zordur. Bakın bunlar metin, ses, grafik birçok çoklu ortam olarak bilgiyi internet üzerinde arayabiliyoruz. Daha da önemlisi erişilen bilginin doğruluğuna, güvenilirliğine, geçerliğine ilişkin birçok sorun bulunmaktadır. Çünkü şu anda özellikle 2022 yılı itibariyle günümüzde birçok veri üretilmekte ve insanlar Web 2.0, Web 3.0 gibi kavramlarla birlikte bu veriyi internet üzerinde paylaşmaya açmaktadırlar. Neden bilgi okur yazarlığına ihtiyacımız var? Üçüncü önemli madde bilgiye erişim ve bilgiyi saklama. Erişim elde etme saklama. Basılı ve elektronik kaynaklardaki bilgiye erişim, bu bilginin elde edilmesi ve saklanması belli altyapı ve beceriler gerektirmektedir. Niçin bilgi okur yazarlığı noktasında? Bir sonraki husus ise bilginin güvenilirliği kavramıdır. Bilginin güvenilirliği bilimsel çalışmalar da dahil olmak üzere pek çok çalışmada İnternet kaynaklarına yapılan atıf sayısında günden güne bir artış olduğu görülmektedir. Sadece üniversite öğrencileri değil, ilk ve orta düzeyli okullarda da öğrenenler ödev hazırlarken sürekli internetten yararlanmaktadır. Değişik meslek gruplarından ve farklı yaşlarda pek çok kişi bilgi ihtiyacı için günümüzde internete başvurmayı neredeyse bir alışkanlık haline getirmiştir. O zaman bilginin güvenilirliği, bilgi okur yazarlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. Niçin bilgi okur yazarlığı noktasında önemli bir diğer husus ise etik ve yasal sorunlardır. Elektronik ortamda bilginin kopyalanması oldukça kolaydır. Bilginin kaynağının takip edilmesi ise oldukça zordur. Neden? Çünkü bütün bağlantılar birbiriyle ilişkilendirilmiş, birbirlerine linkler verilmiştir. Olanaklar farkında olmadan aşırma ya da intihal dediğimiz olaya neden olabilmektedir. Sosyal web'deki bilginin aidiyetini saptamak bu nedenle oldukça güç olabilmektedir. Bu yeni ortamlara gönderme gerektiğini bilmek atıfta bulunulması gerektiğini bilmek, kaynak gösterme gereksinimi oldukça önemli becerilerden bir tanesidir. Dolayısıyla etik ve yasal sorunlar bilgi okur yazarlığının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bilgi okur yazarlığının bir diğer önemli hususu ise eğitim anlayışının değişmesidir. Niçin bilgi okur yazarlığı noktasında bir diğer önemli husus ise eğitim anlayışının değişmesi olarak düşünülebilir. Öğrenen toplum ve yaşam boyu öğrenen bireylerin oluşturulması yönünde eğitimde yeniden bir yapılanma söz konusudur. Geleneksel diye adlandırdığımız öğretim öğreten merkezli, pasif, parçalanmış bir yapıdadır. Öğrenci merkezli ya da çağdaş Öğretim dediğimiz yapıda ise öğrenci merkezli bir yaklaşım söz konusudur. Öğrenci daha aktiftir ve bütünleşik bir yapı söz konusu olmaktadır. Bütün bunların ışığında bilgi toplumu ve öğretmenin içinde olduğu eğitim sistemimizin içerisinde çeşitli paydaşlar bulunmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında bilgi toplumu ve öğretmen dediğimizde eğitim sistemimizin içindeki çeşitli bileşenleri de düşünmek gerekmektedir. Eğitim sosyal bir sistem olarak öğrenci, öğretmen ve müfredat olarak tanımlanan üç temel unsurdan oluşmaktadır. Bir eğitim sisteminin başarılı olması için bu unsurların birbiriyle uyum içinde çalışması gerekmektedir. Bu unsurlardan herhangi birinde yaşanacak bir olumsuzluk sistemi derinden etkileyecek ve olumsuz süreçlere neden olacaktır. Bu unsurlardan en etkin olanın öğretmen olduğu söylenebilir. Son gelişmeler de dikkate alındığında öğretmenin eğitim sistemi içinde rolü artmakta ve kendisinden beklenenler farklılaşmaktadır. Öğretmenler çağımızda meydana gelen değişiklikleri yakından izlemek ve bu değişikliklere ayak uydurmak zorundadır. Öğretmenler çocukları ve gençleri yaşadıkları toplumun kimliğinden koparmadan küreselleşen bir dünyaya hazırlamaktadır. Bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için öncelikle okur yazarlık kavramları ile ilgili olarak öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi ve öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmeleri, gereksinim duydukları bilgiye, gereksinim duydukları anda, gereksinim duydukları kapsamda ve etkin bir biçimde ulaşabilmeleri ve bu bilgiyi kullanabilmeleri ile mümkündür. Bu da öğretmenlerin bilgi okur yazarı olmalarını gerekmektedir. Bilgi okur yazarı olmayan bir öğretmen, bilgi okur yazarı beklentisinin içinde olduğumuz bir öğrenci yetiştiremez. Öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarında bilgi okur yazarlığı becerilerinin kazandırılması oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında şu ana kadar anlattığımız bütün bu hususlarla ilgili bilgi okur yazarlığının kapsamını çok iyi tanımlamak gerekmektedir. Bilgi okur yazarlığı kavramı burada bahsetmediğimiz birçok kavramı da kapsamaktadır bu kavramlara şöyle kısaca değinecek olursak bilgi teknolojileri okur yazarlığı, görsel okur yazarlık, a okur yazarlığı, bilimsel okur yazarlık, bilgi becerileri, eleştirel düşünme, öğrenmeyi öğrenme, kütüphane becerileri, eleştirel okur yazarlık, kültürel okur yazarlık, medya okur yazarlığı ve bilgisayar okur yazarlığı olarak ifade edile bütün bu okur yazarlıkların neticesinde amacımız yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektedir. Yeni okur yazarlıklar olarak adlandırılabilecek bir diğer önemli okur yazarlık türü ise internet okur yazarlığıdır. İnternet kısaca dünya üzerindeki bütün ağların birbirine bağlandığı bilgisayar ağı olarak tanımlanabilir dünya kapsamında birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan ve gün geçtikçe büyüyen bir iletişim ağı olarak adlandırılabilir. Elbette ki birçok faydası vardır. Bilgiye ulaşmayı sağlar, bilgiye hızlı ulaşmayı sağlar, gidemediğimiz, göremediğimiz yerler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar, film, müzik, ses ve çeşitli videolar sahip, eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar sosyal iletişim ağları sayesinde yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar yeni paylaşımlar edinmemizi sağlar bilgi anlamında ve görsel anlamda en hızlı iletişim aracı internet olarak adlandırılabilir Bu husustan bakıldığında ülkeleri ve insanları birbirine yaklaştıran bir iletişim aracıdır Elbette ki avantajlarının yanında birçok dezavantajla barındırmaktadır. Bu dezavantajlara da kısaca bakacak olursak, gerektiğinden fazla kullandı, kullanıldığında vakit kaybına neden olma, olabilir. Zararlı siteler çocukların ve yetişkinlerin ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir. İnternet üzerinden oynanan oyunlar çocukların zamanlarını boşa harcamalarına ve şiddet eğilimi göstermelerine sebep olabilir. Aile içindeki sosyal paylaşımların azalmasına neden olabilir. İnternet çeşitli sağlık sorunlarına da neden olabilir. Örneğin göz, boyun, bel ve el bileklerinde çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir. Neler yapıyoruz internette? Buna bakacak olursak hepimizin de bildiği gibi bir bilgiyi arama, bilgilenme, İnternete içerik üretme, sosyal medya platformları, araştırma yapma, eğlence, iletişim, eğitim, dizi, film, video izlemek ve oyun oynamak gibi birçok etkinliği internet üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. İnternetin risklerine bakacak olursak birçok risk bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi zorbalık olarak adlandırılabilir. Yani internet üzerinde zorbalığa ulaşabilirsiniz. Bir diğer husus gizlilik ihlali. Gizliliğimiz, gizliliğin verileri başkaları tarafından ihlal edilebilir. İnternet üzerinde elbette ki çeşitli riskler de bulunmaktadır. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak zorbalık, gizlilik ihlali, dolandırıcılık, zararlı içerik, dijital ayak izi ve bağımlılık ve kişisel bilgi hırsızlığı olarak ifade edebiliriz. Bu riskleri çok daha fazla artırabiliriz. Örneğin zararlı içerikler, uygunsuz içerikler, bağımlılık gibi bu riskleri çoğaltabilmemiz mümkündür. İnsanlar internet ortamında yüz yüze söyleyemeyecekleri ya da yapamayacakları şeyleri internet ortamında kolaylıkla yapabilmektedirler. Bu sebeple bu riskleri tanımamız oldukça önemlidir. İçerikle ilgili risklerin ayrıntılarından bu sunumun siber zorbalık kısmında daha detaylı olarak biraz sonra bahsedeceğiz. Bütün bunlardan yola çıkacak olursak interneti doğru kullanmak zorundayız. İnterneti doğru kullanmak derken dijital vatandaşlık Dijital dünyanın sorumlulukları. Dijital okuryazarlık ve biraz önce bahsetmiş olduğum çok önemli bir husus olan siber zorbalık farkındalığına sahip olmamız ger gerekmektedir. Siber zorbalığın çeşitli türleri mevcuttur. Bunları yine sıralayacak olursak; dışlama, çevrimiçi taciz, ifşa, farklı kişiliğe bürünme, internet üzerinde zorbalık türleri olarak ifade edilebilir. Şimdi bu zorbalık türlerini kısaca açıklayalım. Dışlama. Kasıtlı olarak belli kişi ya da kişileri çevrim içi grupların, etkinliklerin ve oyunların dışında bırakmak olarak tanımlanabilir. Çevrim içi taciz. Taciz zorbalığın en ciddi biçimlerinden birisidir. Dedikodu yayma İsim takma, alay etme, iftira atma, fiziksel görünüş ile ilgili çeşitli acımasız yorumlar yapma ve aşağılama gibi davranışlar tacize örnek olarak verilebilir. İfşa, bir kişiyi veya bir grubu, bir kurumu onlarla ilgili hassas veya özel bilgileri rızaları olmaksızın çevrim içi ortamda yaymak suretiyle onları utandırmak veya alenen aşağılamak anlamına gelebilir. Farklı bir kişiliğe bürünme, kimlik bilgilerini çalma, resim gönderme veya sahte sosyal medya hesapları oluşturarak zorbalığa maruz bırakma olarak adlandırılabilir. Peki, siber zorbalığa karşı ne yapabiliriz? Burada devletimizin kurmuş olduğu önemli bir web sitesi var. www.ihbarweb.org.tr. Öncelikle bireylerin çaresiz olmadıklarını bilmeleri gerekmektedir. İlk adım olarak ebeveynlerinden, sevdiği bir öğretmenden veya kendisine yardım edebileceğini düşündüğü başka bir yetişkinden yardım istemesi söz konusu olabilir. Zorbalık Çevrim içi bir platformda gerçekleşmişse zorbayı hemen engellemek ve sosyal medya platformlarına resmi olarak bildirmeyi ihmal etmemek gerekmektedir. Sosyal medya şirketleri böyle bir durumla karşılaştığında o zorbalık yapan kişiye yaptırım yapabilmektedirler. Gerektiğinde kullanmak üzere rahatsız edici içeriklerin görüntülerini alarak kendinize kanıt toplayabilirsiniz. Yasal haklarınızı kullanırken bu kanıtlar oldukça faydalı olacaktır. Zorbalığı bildirerek zorbaya davranışının yanlış veya cezaya tabi olduğunu da göstermiş oluruz. Acil bir tehlike içindeysek, yani sürekli rahatsız ediliyorsak, sürekli aranıyorsak, sürekli taciz altındaysak hemen devletimizin polisine başvurabiliriz. İnternet kullanıcıları kişisel verilerine ilişkin bütün bu haklarının farkında olmak durumundadır. Çünkü internet ortamında birçok suç her gün katlanarak işlenmekte ve işlenmeye devam etmektedir. Böyle bir durum ile karşılaştığımızda biraz önce bahsettiğim gibi www.ihbarweb.org.tr adresinden başvurumuzu gerçekleştirebiliriz. Biliriz. Bütün bu hususlardan yola çıkarak interneti güvenli bir biçimde kullanmak zorundayız. Son dönemde oldukça yaygın bir terim olarak sizler de güvenli internet kavramını duymaktasınız. Nedir güvenli internet? İnternet üzerinde varlığını sürdüren büyük bir sosyal sorumluluk projesidir. Hedef kitlesi çocuk, genç ve yetişkinler olan aslında tüm bireyler olarak ifade edilebilir. Daha güvenli bir internet içeriğini desteklemek, zararlı yazılım ve virüslere karşı kullanıcıları uyarmak ve bilinçlendirmek için faaliyet göstermektedir. Peki, güvenli internet için neler yapmak zorundayız? Birincisi güçlü şifreler oluşturmak zorundayız. Şifreler sadece sizin anlayabileceğiniz şekilde güçlü olmak zorundadır. Bu yapının içerisinde sayı, harf, semboller, harfler büyük, küçük, harf olarak düşünü düşünülebilir. Yakın arkadaşlar dahil şifreleri, özel bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, kimlik bilgilerimizi kimseyle paylaşmamak durumundayız. İkinci husus. Birçok noktada artık ülkemizde ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti sunulmaktadır. Alışveriş merkezleri, parklar, çeşitli meydanlarda belediyeler ya da valilikler aracılığıyla ücretsiz internet hizmetleri sunulmaktadır. Ancak bu Wi-Fi ağları bazen tehlikeli olabilmektedir. Bu ağlar kişisel bilgilerinizi çalmak için oluşturulmuş sahte saldırılara maruz kalabilir. Örneğin bu ağlar üzerinden İnternete girdiğinizde sizin bilgilerinizi ele geçiren bir saldırgan size bedava kazandınız tıklayın gibi mesajlar ulaştırabilir. Bu tür mesaj gönderen sitelerden kesinlikle uzak durmak gerekmektedir. Tanıdığınız kişilerden bile gelse böyle bir durumda şüphe ile yaklaşmanız sizin yararınıza olacaktır. Bir diğer önemli husus gizlilik ayarları. İnternet üzerinde bilgisayarınızı kullanırken, mobil telefonunuzu kullanırken uygulamalarınızın gizlilik ayarları hakkında bilgi sahibi olmanız sizin lehinize bir durumdur. Güvenli olmayan uygulamalar. Şu anda 2022 yılı itibariyle akıllı telefonlarımızda güvenli uygulamaları kullanmaya dikkat ediyoruz. Birçok işlemi bu uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyoruz uygulamaları indirirken güvenli olmayan uygulamaları indirmemeye özen göstermeliyiz. Ya da bir başka deyişle uygulamaları indirirken güvendiğimiz sitelerden indirmeye özen göstermeliyiz. İçerik paylaşımı. Herhangi bir içeriği paylaşmadan önce bu içerik size zarar verebilir mi? Bu içerik başkasına zarar verebilir mi diye düşünmek gerekmektedir. Aynı durumu aslında fotoğraf paylaşımı içinde ifade edebiliriz. Şu anda internet üzerinde fotoğraf ve video anlamında birçok içeriği ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Ancak paylaştığımız bu fotoğraf ve videoların kötü niyetli insanlar tarafından ele geçirilip değiştirilebileceğini unutmamak gerekir. Bu yüzden paylaştığımız fotoğrafları seçerken çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Son husus ise hesap silme. İnternet üzerinde birçok platformda çeşitli hesaplarımız bulunabilir. Bunlardan bazılarını yıllar önce açmış olabilir ve kullanmıyor olabiliriz. Kullanmadığımız hesapları silmemiz veya devre dışı bırakmamız oldukça önemlidir. Eğer böyle bir işlemi gerçekleştirmezsek sizin haberiniz olmadan bir saldırgan tarafından bu hesap ele geçirilmiş olabilir. Bir web sayfası anneye, babaya ya da bir aile büyüğüne gösteremeyeceğiniz bir içeriğe sahip olabilir. Böyle bir durumda o web sayfasının bizim için uygun olmadığı yorumunu yapabiliriz. Bu tür sayfalardan uzak durmak, çocuğun yaşına uygun, kişinin yaşına uygun web sitelerini ziyaret ederek bu risklerden korunabiliriz. Evimizde hizmet aldığımız internet servis sağlayıcıları güvenli internet ile alakalı olarak bizlere bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır. İnternet okur yazarlığın içerisinde özellikle arama motorlarından çok fazla yararlanıyoruz. Web'de bulunan herhangi bir bilginin miktarıyla bu bilgileri sıralamak için yardım almadan ihtiyacınız olan bilgiyi bulmak neredeyse imkansızdır. Google aranılan bir bilgiyi daha önceden aranmışsa bir sistem sayesinde sıralıyor ve bunu tasarlayarak indeksleme yapısına gidiyor. En alakalı ve en yararlı sonuçları anında bizim karşımıza getirdiğini görüyoruz. Milyonlarca web sayfası içerisinden hatta milyarlarca web sayfası içerisinden sıralama ve bunları aradığımız bilgiyi bulmamıza yardımcı olacak şekilde karşımıza getiriyor. Peki arama motorlarını etkin kullanırken neler yapabiliriz? Hangi unsurları göz önüne alabiliriz? Biraz bunlara değinelim. Bir kere arama motorunun nasıl çalıştığını keşfetmemiz gerekir. Aramaya ek parametreler ekleyebiliriz. Örneğin bir arama gerçekleştirirken Çift tırnak içerisinde birden fazla kelime aratırsak o birden fazla kelimeyi çift tırnağın içerisinde olduğu gibi bulacak ve bulduğu sayfaları bizim karşımıza getirecektir. Yani çift tırnak kullanarak arama yapmak ile çift tırnak kullanmadan arama yapmak arasında bir fark bulunmaktadır. Aynı şekilde eğer birbirini devam eden birden fazla kelimeyi arama yaptırmak istiyorsak kelimeler arasına artı işareti koyarak aramayı gerçekleştirebiliriz. Google basit bir arayüz sunarak arama yapmamıza yardımcı oluyor. Ancak bu basit arayüzün hemen arkasında gelişmiş arama seçenekleri mevcuttur. Biraz önce bahsetmiş olduğum bu özellikleri gelişmiş aramalarda bulmak oldukça kolaydır. Yine gelişmiş aramalarda yıla göre aradığınız kelimeye göre ya da belli tarihler arasında aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Ne aradığımızı arama motoruna düzgün ifadelerle yazmak zorundayız. Yaptığımız sorguları özelleştirmek genelden özele götürerek, Tam olarak ne aradığımızla ilgili kavramı ya da kelimeyi arama motoruna yazmamız gerekmektedir. Aradığınız bir kelime ile ilgili sonuçları bulamadığınız takdirde aramayı farklılaştırmak, farklı kelimelerle aramayı denemek başka bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. İstenmeyen sonuçlar arama motorlarında karşımıza çıkabilir. Bu sonuçlardan istemediklerimizi ne yapabiliriz? Ortadan kaldırabiliriz. Sadece metin tabanlı arama sonuçları yok. Arama motorunda haberler, görseller, haritalar şeklinde aramalar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu arama çeşitliliğini de aramalarımızı yaparken kullanmak ulaşmak istediğimiz hedefe daha kolay, daha hızlı ulaşmamızı sağlayabilir. Tabii bütün bunları yaparken karşımıza çıkan ekranlarda güvenilirliği olmayan web siteleri de karşımıza gelebilir. Böyle bir durumda o sitenin güvenilir olup olmadığını site üzerinde yaptığımız araştırmalar neticesinde anlamamız gerekebilir. Ayrıca daha önce yaptığımız aramalar da hem Google arama motorunun ya da bir başka arama motorunun hem de tarayıcı program dediğimiz bilgisayarlarda kullandığımız browserların geçmişine kaydedilmektedir. Daha önce yaptığımız aramalarla ilgili geçmişte bu bilgilere erişip hangi aramaları yaptığımızı sorgulayabiliriz. İnternette birçok oyun sitesi mevcuttur. Çevrim içi oyunlar özellikle gençlerimizin çok ciddi rağbet gösterdiği oyun ortamları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak yine internet güvenliği, bilgi okuryazarlığı, internet okuryazarlığı anlamında bir süzgeçten geçirmekte fayda var. Her oyun masum değildir. Oyunların mutlaka kullanıcıya, oyun oynayıcıya vermeye çalıştığı çeşitli mesajlar vardır. Çocuk ve gençlerimiz farkına varmadan bu mesajları bilinçaltına atabilirler. Özellikle son dönemde medyadan da takip ettiğimiz üzere oyunlarda şiddet içerikli görseller ön plana çıkabilmektedir. Çocuk ve gençlerimiz farkına varmadan oyunun bilinçaltına yerleştirdiği bu şiddeti hayatının bir parçası haline getirebilmektedir. Örneğin şiddete karışmakta, kardeşine, ailesine, arkadaşına oyunda görmüş olduğu fiziki şiddeti uygulayabilmekte, sinirlendiğinde tıpkı oyunda olduğu gibi gerçek hayatta agresif davranabilmektedir.